YDS Atak'tan herkese merhabalar. YDS, YÖKDİL ve YDT hazırlık kursunun içerisinde bulunan Advanced Reading dersimizin pasajlar kısmında yer alan Reading Part 1 bölümünün birinci dersiyle sizlerle beraberiz. Ya o kadar sıkıntılı bir yer ki zincirleme YDS tamlaması oldu resmen. Hocam bir YDS eğitimimiz var. Bu YDS eğitiminin içerisinde Advanced Reading Part'ımız var. Advanced Reading Part'ının içerisinde Reading Part 1 kısmı var ve bugün biz onun birinci dersiyle sizlerle beraberiz. Peki neden böyle detaylı bir şey var? Hocam pasajlar kısmımızda 3 kısımdan oluşuyor. Reading Part 1, Reading Part 2 ve Reading Part 3. Sebebi ise kolaydan zora doğru ilerlemesidir. Reading Part 1 kolay, Reading Part 2 middle orta seviye, Reading Part 3 ise YDS seviyesindedir. Hatta YÖKDİL'de ve YDS'den daha zordur. Ve burayı biz 3'e ayırmamızın asıl sebebi burayı farklı yöntemlerle ele alacak olmamızdır. Değilse hepsini sıradan verirdim zaten kolaydan zora doğru koyar geçerdim. Reading Part 1'da sadece okuyarak doğru cevaba ulaşacağız. Ki burada hem okumamızı geliştireceğiz hem gördüğümüz kelimeleri tekrar ederek buradaki okuduğumuzu anlama becerimizi üst düzeye, mükemmellik seviyesine ulaştıracağız. Burada yaklaşık olarak bir 43-44 tane pasaj var. Daha sonra Reading Part 2'da ise okumayla beraber taktikleri ilave edeceğiz. Yani pasajların taktikleri nelerdir? Okumayı alacağız yine ve taktikleri uygulayarak sonuca ulaşacağız. Reading Part 3'de ise sadece taktiklerle sonuca ulaşacağız. Taktikleri kullanarak pasajları çözmeye çalışacağız. Taktiklerin yetersiz kaldığı yerde, işe yaramadığı yerde okumayı devreye sokarak yine oradan doğru cevaba ulaşacağız. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü benim nihai amacım, temel amacım bir öğrencinin YDS'den 100 yapmasıdır. Bu yüzden öğrencileri en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Sıfırdan aldığım zaman hem okumayı hem taktiği ikisini birden harmanlayıp sizi mükemmel bir şekilde sınava hazır hale getirmeyi hedeflemekteyim. Zaten bu şekilde yapmazsam geçmiş sınavlarda 95'tir, 92'dir, 88'dir, 86 gibidir tek dönemde bu skorları alan öğrenciyi çıkartamazdım. YÖKDİL'den 100 alan öğrenciyi ya da YÖKDİL'den 85 üstünde alan yüzlerce öğrenciyi bu şekilde çıkartamazsınız yani. Bunu yapmazsak ortaya bu ürünler çıkmaz. Ya sizlerin çoğunuz biliyor ki YDS'ye girdiği zaman çoğu kurum diyecek ki ilk sınavda başlangıç seviyesinde bir öğrenci için konuşuyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bunu da netleştirelim. Öğrenci Hacettepe'nin %100 İngilizce eğitim alarak hazırlanmıştır. Ya da ne bileyim ODTÜ'den, Boğaziçi'den ya da Koç Üniversitesi'nden %100 eğitimle çıkıştadır. O öğrenci zaten çıktığı zaman bir 60'ı 70'i zaten yapmaktadır. Şimdi bazı kurumlarda görüyorum adam 70 ile başlamış 85'i başarı olarak sayıyor. Bu adamın zaten ilk sınava girmiş 70 almış. O zaten İngilizceyi biliyor. İngilizceyi bilen birisini sen o kadar eğitim verip 85'e ulaştırıyorsan o senin başarısızlığın anlamına gelir. Yani burada 70 ile başlayan bir öğrenci zaten 100 yapmalı bir eğitim alıyorsanız. Ya bize gelen öğrenciler nedense bunu çözemedim. Bunun buradan hocam varsa söylüyorum ya birazcık şöyle ODTÜ'lü öğrencim gelsin de şöyle 8-9 tane 100 çıkartayım. Yani ODTÜ'lü öğrenci niye bize gelmiyor? Yani ODTÜ'lü öğrenciler bize de gelsin, Koç'tan bize de öğrenci gelsin, Bilkent'ten gelsin, zaten İngilizceyi bilen öğrenci gelsin. Onlarla biraz hızlıca çalışalım ve onları yüze ulaştıralım. Bize gelen öğrenciler genelde intermediate düzeyinde olan ya da ne bileyim pre-intermediate düzeyinde olan, işte üniversitede hazırlık atlama almış olabilir, işte lisede belki aldığı İngilizce Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş öğrenciler. Genelde bu tarz öğrenciler ve sıfır ya, gerçekten sıfır öğrenciler geliyor. Onlarla mücadele ediyoruz. Zaten o öğrenciler gelmemiş olsaydı emin olun ben de İngilizceyi öğretme odaklı bu kadar olmazdım. Ben de zaten İngilizceyi bilen birilerine taktikleri verdiğim zaman taktiksel boyutta da kendimi geliştirirdim. Ama sıfır birisi geldiği zaman sıfır birisine önce İngilizce öğreteceksin. İngilizceyi öğrettikten sonrasında taktik ve yöntemlerini uygulayacaksın. Bu şekilde başarıya ulaşabilirsin. Sıfır birisine taktikleri verdiğin zaman iki dönemde, üç dönemde 50 alamaz bile yani. Sadece taktikle nasıl 50 alınabilir? Yani böyle bir şey imkansızdır. Önce İngilizce okuma becerisi, okuma becerisinin üstüne soru çözüm becerisi, soru çözüm becerisinin üzerine süreyi efektif bir şekilde kullanabileceğiniz taktik, yöntem ve stratejileri eklememiz gerekmektedir. Konuyu çok uzattım. Çok özür diliyorum. Olması gerekeni söyledim.
Vaktinizden çaldığım için kusura bakmayın. Hazırsak hadi başlayalım. Evet. Bir pasajımızla başlayacağız. Önce okuyacağız. Sorularımızı cevaplayacağız. Daha sonra buradaki işimize yarayan önemli olarak gördüğüm kelimeleri ve eş anlamlıları sizlere vereceğim. Şimdi bu arada bu sorular çıkmış sorulardan oluşmaktadır bilginize. When bağlacı ile başladığı için iki cümleyi birleştirir. İki cümle şöyle virgülden başlar ve noktaya kadar biter. Bakın birinci cümle ve ikinci cümle diye ayırabilirsiniz. İlk önce bağlacın olduğu kısmı alacağım. Öznem yok. Önce normalde özneyi alırım. Özne yok. It is, there is, there are gibi yapılar bizim için boş öznedir. Ve cümlede arkadan gelerek, sondan gelerek çeviririz. There are, there is, there has been, there had been gibi yapılar bizim için var demek. O zaman devam ediyorum. Başladım. Sel ya da deprem gibi, such as gibiydi gibi ciddi felaketler var olduğunda gerçekleştiği zaman çeşitli relief effort. Hocam relief, relief'den gelecek. Rahatlatmadır. Hani bir şeyi mitigate yapmaktır. Hafifletmek anlamında. Mitigate. Acısını dindirmek anlamlarında kullanılır. Ve relief worker ise sosyal hizmetler çalışanları diyoruz buna. İşte ne bileyim mültecilere bakan UNICEF gibi bu tarz World Foundation gibi bu tarz organizasyonlar var ya. İşte bunlara relief worker diyoruz. İnsanların acısını dindiren akut makut gibi ekipler relief worker'dır. Çeşitli çabalar diyelim biz buna. Çeşitli çabalar hızlı bir şekilde put into effect. Put into effect yürürlüğe koymak, uygulanmak anlamında kullanılacak. Implement, uygulanmak anlamında. Act, apply anlamında kullanılabilir. Put into effect, tamam, uygulanmaktadır. Tekrar topluyorum. Eğer sel, deprem gibi felaketler gerçekleştiği zaman çeşitli relief çabaları, yani rahatlanma, dindirme, kurtarma çabaları hızlı bir şekilde meydana gelmektedir. Ancak experience have showed that, tecrübeler gösterdi ki, göstermektedir ki, it is usually, genellikle bir felaket arkasından hızlı bir şekilde kitle immunization çabası pratik değildir, kullanışsızdır, faydasızdır anlamında. Peki buradaki mass immunization ne demektir? Mass vaccination kampanyadır. Yani mass kitle büyük demektir. Immunization, bunun Türkçesi var mı bilmiyorum ama hocam mass immunization'ın en güzel örneği şudur. İlkokuldaki bizim öğrencileri toplayıp, herkesi toplayıp şuralara aşılar vuruyorlar ya, işte o bir mass immunization'dır. Okulda öğrencileri toplayıp bize toplu bir şekilde aşı yapmaktan bahsediyor. Peki buradaki konuyla alakası nedir? Hocam afet yönetimi, kriz yönetimi içerisinde herhangi bir krizden sonrasında o kriz bölgesindeki insanların belirli bir noktada toplanması ve toplandıkları bölgede hızlı bir şekilde tetanus, HIV işte vesaire gibi aşıların onlara vurulması gerekmektedir. Yani kriz yönetiminin içerisinde biz bir mass immunization var. Bu mass immunization'a da buradaki pasaj şöyle diyor. Tecrübeler gösterdi ki mass immunization, yani toplu aşılama, bir felaketten hemen sonrasında hızlı bir şekilde toplu aşılama teşebbüsü faydasızdır. Genellikle faydasızdır diyor. Ve teşebbüs edildiği zaman kayda değer bir faydayı üretmekten ziyade, yani üretmeksizin tüm bir kurtarma çalışmasını azaltmaktadır. Yani insanlar artık gücünü, eforunu işte aşılamaya harcadıkları için odaklanması gerektiği yere odaklanamadıklarından bahsediyor. Discernible benefit. Discern, düşünmek, kayda değer anlamına burada yakındır. Yani düşünmek, fark etmek anlamında kullanılabilir. Fark edilebilir bir fayda üretmeksizin bu kurtarma çalışmalarını detract from, azaltır, dibe indirir anlamında. Ve effective immunization, etkili bir aşılama istiyorsak da bizim ne yapmamız gerekiyormuş? Risk altındaki popülasyona erişmek, taşımacılık ve iyi bir iletişim sistemini önceden planlanması gerekmektedir. Önceden planlanma gerekmektedir. Ve bu gereklilikler ne yapılmazmış? Post disaster period dediğimiz, yani felaket sonrası süreçte derhal karşılanamaz diyor. Yani derhal bunun hepsini yapamazsın. Ve effort to achieve mass vaccination in relief phase. Hocam kurtarma döneminde, bu relief sürecinde kitle aşılamayı başarma çabaları sömürür, drain yapar, tüketir. Whatever limited man force, yani sınırlı olan insan gücü her ne olursa olsun
iletişim facility'leri her ne olursa olsun ve var olan transportation'lar her ne olursa olsun bunları sömürür. Yani sen diyeceksin ki bir kurtarma yapmam gerekiyor. Ben transportation araçlarımı aşılamaya mı ayırmam gerekiyor? Yoksa işte göçük altındaki, yıkık altındaki ya da ne bileyim seldeki mağdur olan insanları displace yapmaya mı ayırmam gerekiyor? Yani buradaki iletişimi nereye kullanacaksın? İletişimin yanlış kullanılmasından, insan gücünün yanlış kullanılmasından ve taşımacılığın, var olan taşımacılığın, exist olan taşımacılığın yanlış kullanılmasından bahsetmektedir. Gayet açık, net bir şekilde sorumuzu çözdük burada. Evet. Şurada service ciddi anlamında kullanacağız. Şurada önemli kavramları vereyim sizlere. Önemli kavramlar neler? Şu saçısı karıştırmayın. Felaketler. Hangi felaketler? Deprem ve sel gibi felaketler. Güzel bu. Tamam. Relief'i yazdık zaten. Şeyimiz yok. Putin defekti yazdık. Şuraya kadar sıkıntımız yok. Experience tecrübeydi. Tecrübe etmek, yaşamak. Experience, undergo, leave, confront, karşılaşmak anlamında. Run into, bump into. Encounter, yüzleştiğimiz, yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz anlamına gelecek. Show, göstermek anlamındaydı. Show, depict, display, indicate, depict, show, göstermek, demonstrate. Gösterdi ki genellikle impractic, not beneficial yani. Beneficial var ya, fruitful. Beneficial, fruitful. Yani o zaman biz ne diyeceğiz? Bunlar faydalı. O zaman useless, fruitless, faydasız anlamında. Fruitless, barren, vain, beyhude, obsolete, vain, futile, boş, faydasız, yararsız anlamında. Boş, faydasız, yararsız. Beneficial ve fruitful, faydalı. Useless, fruitless, barren, vain, obsolete, futile, faydasız, yararsız anlamına gelecek. O da kimi karşılayacak? Impractical'ı karşılayacak. Pratik bir uygulama değil. Attempt, teşebbüslü. Attempt alalım, teşebbüs. Attempt, strive, teşebbüs, try, endeavor. Çabalamak. Immediately, hızlıca, aniden, immediately, suddenly, işte expedit var. Expedite normalde sözlüklerde bulamazsınız. O da kullanılabilmektedir. İşte quickly, hızlıca. İşte promptly, in nick of times. Şeklinde şunu şöyle alalım. In nick of times, hızlıca, anında müdahale etmek anlamında kullanılmakta. Following, mütakiben. İşte aftermath. Şurayı silelim mi? Şurada bakın, aftermath burada var. Aftermath. Following. Resultant. Arkasından, işte den gibi ya da after'a yakın bir şekilde sonra anlamlarında kullanılan. Ama after kullanımı farklıdır. Sonrasında, hocam detract from. Azalmak anlamında kullanılmıştı. Detract from. Dwindle, shrink. Reduce, diminish. İşte düşüş anlamında decline var. Diminish aldık, reduce aldık, decrease aldık mı? Decrease. Ha şey mi eksin atalımış ha. Sonra işte lesson falan bunlar var işte. Lesson. Fallen, fall yani düşüş anlamlarında. Düşmek, geçtik. Overall tüm. Prodigious, prodigious'i alalım. Üretmek anlamında. Şunları silelim, siz durdurursunuz. Prodigious, üretmek, yield, verim vermek, engender, üretmek, lead to, üretmek, bring about, üretmek, fabricate, üretmek, manufacture, üretmek, generate, üretmek, generate, üretmek. Evet, discern, understand, anlamak anlamında kullanılır, decipher, decode, decode, decipher, understand, make out, anlamak olarak kullanabileceğimiz kelime. İşte grasp, kavramak anlamında kullanılır. Grasp, kavramak, anlamak. Appreciate var, anlamak. Anlamak olarak kullanılabilen kelimeler. Discern, discernible. Benefit zaten faydaydı, benefit.
Effective'i biliyoruz. Require gerektirmek. Require, necessary, need tarzında kullandığımız kelime. Planlama, sistem, transportation, access, erişim zaten. Requirement yine immediate'i verdik. Post is aslında post sonu zaten. Achieve, başarmak. Achieve. Accomplish. Accomplish, succeed, başarmak anlamında. Attain, ulaşmak, varmak anlamında kullandığımız kelime. Başarmak. Vaccination, aşı. Vaccination. Vaccination, aşı. Drain, tüketmek anlamında kullanılır hocam. Drain, tüketmek, kullanmak anlamında. Drain, boşaltmak anlamında. Akmak. Hani boşak. Hocam, brain drain var. Brain drain benim çok sevdiğim kelimelerden birisi. Brain drain, beyin göçü anlamında kullanıyoruz. Beyin akması. Beyin akması deyince, yani ters çocuğu ters çevirince beyin akar derler ya, ondan değil. Beyin göçü. Drain, akmak. Consume. Consume, tüketmek. Deplete anlamında. Run through, parayı yemek anlamında. Ondan sonra deplete. Deplete aldık mı? Aldık. Consume almışız. Almışız. Run through'u almışız. Waste alalım o zaman. Squander alalım. Waste. Harcamak, boşa harcamak, israf etmek anlamlarında, tüketmek anlamlarında kullanılıyor. Limited to gauge. Facility, imkan, tesis, olanak. Premises. 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 Buildings gibi. İşte facility, imkan, olanak anlamlarında kullandığımız. Transportation, access, var olmak zaten. Phase. Şuradaki phase alalım. Faz. Çünkü kendisi önemli. Phase, stage, era, epoch, period, çağ, dönem anlamlarında kullandığımız. Phase, stage, era, epoch, period, çağ, dönem. Şimdi verdin mi? Eksik yok değil mi? Yok, herhalde vermişiz. Okey. Burayı hallettik. Geçelim. Burayı hallettiysek geçelim. Konuyu anladık. Konuyu bir daha kelimeler şey yaptık ama bir daha şöyle özetleyeyim. Siz bunu durdurursunuz ya. Hocam, eğer ki sel ya da deprem gibi bir felaketle karşılaştığımız zaman çeşitli biz müdahaleler hızlı bir şekilde gerçekleştirilir diyor. Ancak tecrübeler gösterdi ki hemen bir felaketin arkasından derhal bir büyük aşılama teşebbüsü faydasızdır genellikle ve bu teşebbüs edindiği zaman kayda değer bir fayda üretmeksizin bu kurtarma çalışmalarından çalmaktadır, azaltmaktadır anlamında. Ve etkili bir aşılama neymiş? Risk altındaki kitleye ulaşmak, onların ulaşımı ve iyi bir iletişim sisteminin önceden planlanmasını. Period. Önceden period'ı atladık bu arada, onu da verelim ya. Period. Period. Proceed. Önceden anlamına gelen. Previous. Former. Earlier. Before. Önceden anlamlarına gelen. Önceden planlanma. Before. Önceden gelen bir planlamayı gerektirir. Bu gereklilikler felaket sonrasındaki süreçte derhal karşılanamaz. Ve bu kurtarma sürecindeki kitle aşıyı başarma çabaları sınırlı insan gücü her ne olursa olsun sınırlı insan gücünü, iletişim imkanlarını ve taşımacılık var olan taşımaları, transportation'ları da sömürmektedir. Tamam, bunları da boşa akıtmaktadır. Waste, israf etmektedir anlamına geldi. Evet, burayı hallettiysek devam ediyorum. O zaman bir felakete mütakiben, bir felaket sonrasında kurtarma çalışmalarının bir parti olarak hemen geçiyorum cümlenin sonuna. Şöyle önce ne alacağım? Organize edilmesi en zor şey. The most difficult. Difficult ne oldu? Impending. Hard. Tough. Harsh. Zor anlamında gördüğümüz zor. Organize edilmesi en zor şey kaynakların distribution'ıdır. Adil bir dağıtımıdır. Fair adil ama distribute. Dağıtmak anlamında distribute. Ship, kargolamak anlamında, deliver, teslim etmek anlamlarında kullandığımız bir kelime. Supply ise kaynaktır. Supply, source, spring anlamında kullanılan kaynak. Ondan sonrasında provenance. Araç anlamında means'tir. Araç anlamında daha çok kullanılır. Kaynak diyeceğiz ama araç anlamında kullanılır. Upwelling, kaynak olarak kullanılır ama kullanım yeri farklıdır. Ne kaldı burada? Fountain kaldı. Kaynak olarak kullandığımız kelimelerden. Adil bir kaynak dağıtımıdır. Böyle bir şey tabii ki söz konusu değil. Böyle bir şey okumadık. Hocam, büyük kitle aşılama tavsiye edilmez. Genellikle tavsiye edilmez. Pasajın zaten ana olayı neydi? Bunun tavsiye edilmediğidir. Kesinlikle tavsiye edilmiyor. Recommended değil. Tavsiye edilmez. Recommend, advice anlamında. Advice, tavsiye etmek. İşte consult, danışmak ama onu almayalım. Recommend.
Advice, tavsiye etmek, suggest, önermek anlamında kullanılıyor. Doğru cevabımız bu. Açık ve net. Şimdi geldik. Burada bir detay vereceğim. Bu da artık ucu nereye giderse gitsin. İletişim imkanları, bakın iletişim imkanları alınması gereken en acil önlemler arasındadır. Alınması gereken en acil önlemler arasındadır. Şimdi bu soruyu ben sınıftaki dersinde çözdüğüm zaman bir tane öğrenci bunu internetten araştırmış ve daha sonrasında dedi ki hocam dedi burada dedi bütün internetteki bu çıkmış soru olduğunu söylemiştim. Bütün internetteki herkes dedi bunun cevabının Ceyhan olduğunu söylüyor dedi. Ve istisnasız ben de girdim herkes Ceyhan diyor. Hocam bu sorular ilk önce piyasaya süren Akındil. Akındil bunu piyasaya sürmüş. Daha sonra kendisi Akındil'deki meşhur hocamız çözmüş ve çözdükten sonrasında bunun cevabının C olduğu kanısını vararaktan cevap anahtarına C demiş. Ve oradan bunu alan her kurum ya da internetteki her platform ya da tartışılan her yer bunun cevap anahtarının C olduğunu iddia ediyor. Ama cevap kesinlikle C olamaz. Çünkü aşılama kampanyası önerilmiyor. Ve yukarıda ne diyor? Bakın yukarıda şunu söylüyor. Şurayı toplayacak olursak. Etkili bir aşılama için, bakın etkili bir aşılama için iyi bir iletişim sistemi gereklidir diyor. Ama burada bir felaketten sonraki yapılan kurtarma çalışmasının partı olarak iletişim imkanları alınması gereken önlemler arasındadır diyor. Hocam benim konum şeyden sonrası değil. Felaketten sonrasında yapılacak olanlar değil. Felaketten sonrasında yanlış yapılan bir uygulama olan kitle aşılamadır. İnsanlar ya da devletler ya da örgütler bilmiyorum herhangi bir felaketten sonra hızlı bir şekilde kitle aşılamaya gidiyor. Ve bu aşılama içerisinde iletişim imkanlarının yanlış bir şekilde kullanılması, sömürülmesinden bahsediliyor. Ve sen diyorsun ki felaketten sonrasındaki kurtarma çalışmaları hani relief work için bunun bir parçası olarak iletişim imkanları alınması gereken, bakın alınması gereken en acil önlemler arasındadır diyemezsin. Bu kimin en acil önlemleridir? Bu mass immunization için gerekli olan good planning var orada. Tamam en acil değil böyle bir şey yok. Sadece bu yapılırken tamam mı? Mass immunization yapılırken şurada diyor ki drain. Hocam mass immunization çalışmaları communication'ları söbürmektedir diye geçiyor. Bir anlatım burada. İkinci geçen partisi effective immunization için etkili bir aşı için İyi bir iletişim sistemine sahip olman gerekiyor diyor. Tamam. Bu ikisi bahsediyor. Kesinlikle Ceyhan şıkkı doğru olamaz. İnternette araştıran varsa. Daha önce bu soruyu başka yerlerde görmüş ya da çözmüş olanlar varsa. Cevap anahtarı C diyebilir ama kesinlikle C olamaz. Bir felaketten sonrasında kitle aşının faydası olmadığı için tavsiye edilmediğini vurguluyor pasaj. Net bir şekilde bu. Devam ediyorum. It is important to plan comprehensively, kapsamlı bir şekilde, comprehensively, kapsamlı, thoroughly alabilirim, in detail alabilirim, meticulous alabilirim, meticulous. Meticulous ise dikkatli, titiz bir şekilde, dikkatli, titiz bir şekilde, önem göstererekten, dikkatli bir şekilde, kötü bir şekilde yaralananların, bakın wound, yaralanmak da wound, yaralanmak, injure anlamında kullanılan wound, yaralanmak, yaralananların evacuation'ı boşaltmasının planlaması önemlidir. Hocam böyle bir şey yok yani yaralanan insanları tahliye edeceğin, evacuate edeceğin, withdraw yapacağım, withdraw ya da displace yapacağım bir durum yok. Evacuate, withdraw ve displace yapabileceğimiz, yaralı insanlara tahliye edeceğin, yerinden taşıyacağın ya da remove yapabileceğin, remove taşıyacağın, yeniden hareket edeceğin, göç edeceğin bir şey plandan bahsedilmiyor. Geçtik. Priority öncelik anlamına geliyor. Buradaki önceliklerden bir tanesi. Yerinden edilen insanların displaced population yani tahliye ettiğin insanların yeniden yerleştirilmesi olmalıdır. Resettlement, settle, ikamet etmek, yaşamak, inhabit, dwell, reside, place, ikamet etmek, yerleşmek anlamında kullanılıyor. Resettlement dediğin zaman yeniden yerleşmedir. Settlement'ın ikinci anlamı da anlaşmaktır. Unutmayın. Settle over'dan gelecek. Settlement, anlaşma. Anlaşma. Agreement anlamında. Anlaşma. Treaty, anlaşma olarak gelecek. Anlaşma. Treaty. Concord filanlar vardı kelimelerimizde. Anlaşmak olarak gördüğünüz kelimelerden. Böyle bir şey yok.
tahliye edilmiş insanların yeniden yerleştirilmesi gibi bir öncelikten söz edilmiyor. Doğru cevabımız o yüzden sadece Bursa. Açık, net, tartışmaya kapalı bir soru. Evet. Bir felaketin hemen arkasında, yani felaketten sonrasında main, ana. Bakın, ana dediği zaman pasajın genel hatlarını alacaksın. Genelde öğrenciler burada bir kısmındaki bir cümleyi alıp doğru cevapta aynı cümleyi bulup burayı main sorusunda yapıp hataya düşüyor. Main sorusu bir cümleyi içermez. Main olmaz. Bir cümledeki geçen ifade main olmaz. Buna çok dikkat edin. Bir cümle main olamaz. Evet, it is not often. Sıklıkla mümkün değilmiş. It is not often possible. Sıklıkla mümkün değilmiş. Neymiş o? İletişim imkanları. Yeterli iletişim imkanları için erişime sahip olmak sıklıkla mümkün değildir. Hocam iki yerde geçti böyle bir şey. Konu bununla alakalı değil. Tamam? Konu tamamen bunu anlatmıyor. Konu neyi anlattı hocam? Bir felaket sonrasındaki mass immunization'ın ya da mass vaccination'ın bize neden pratik olmadığını bahsetti. Hemen bakıyorum. Bölgeye, area, bölgeye işte kurtarma çalışmalarının, sosyal hizmetler çalışmalarının taşıması dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Area, bölge. Field, bölge. Section, alimunlar, region. Range, district, bölge, alan anlamlarında kullandığımız kelimelerden. Başka frontier, corner, band, belt, expanse, bölge, bölge, alan anlamlı site, bölge, alan anlamlarındaki kullanılan kelime, bölge, alan, bölge, alan, bölgeye taşıması, böyle bir şey de yok hocam. Ben kelimeyi gördüm. Planlama zaten planlama. Careful, dikkatli, attentive, attentive, careful. Vigilant, alert. Bunlar tetikte olmak anlamında. Alarm, tetikte olmak anlamında. Dikkatli olmak anlamlarında kullandığımız kelimelerden de. Evet, söylenmemiş faydalar. Hocam zaten pasaj negatif. Ne faydasından bahsediyorsun sen? Kitle aşılamadan söylenmemiş faydalar. Kitle aşıdan türetilebilmektedir. Türetilmiş olabilmektedir. Yani bunun faydalarından bahsediyorsun. Yani büyük kitle aşı yapmadan buradan türeyen, derive from, türemek. Derive from, türemek, gelmek anlamlarında. From, come from. Come from. Descend from. Root from. Ama aynı zamanda derive türemek olduğu için üretmek anlamına gelebilir. Hani create, yaratmak anlamına gelir. Create, coin, isim üretmek anlamında kullandığımız device, icat üretmek, gadget. Yani bunlardan üretilmektedir. Ya bu fayda sağlamadık ki hocam. Hani fayda üretmiş, fayda sağlamış. Bu fayda yok zaten. İlaçların ve yiyeceklerin dağıtımı, distribution yine geldi, dağıtımı. Bu relief phase'de, kurtarma sürecinde ana aktivitedir. Hocam böyle bir şey de yok. Yani ilaçları ve yiyecekleri zaten okumadık, geçtik. Şartlar. Şartlar. Bir etkili aşı programının uygulanması için eligible değildir. Uygun değildir hocam. Bakın pasajın zaten temel hatları buydu. Eligible. Eligible. Favorable, yani uygun. Ondan sonra proper, doğru, appropriate. Uygun, müsait. Available. Available, uygun, müsait anlamlarında. Expedient. Neyse, sonra almayayım ya. Emin olamadım ondan. Evet, uygun müsait olmadığından o zaman doğru cevabımız neymiş? Hocam zaten pasajın ana hatları neydi? Hocam felaketten sonra aşı kampanyaları çok doğru bir şey değil diyor. Yani uygulama değil diyor. Burada şartlar bunun için uygun değildir diyor. Birinci cevabın aynısını aslında sana burada vermiş oluyor. Yani mantığı buradan çözmüş oluyorsun. Geçtik. Pasajdan anlaşılabilir ki eğer taşıma ve İletişim imkanları yetersizse, o da şu bölümden gelebilir, sömürmekten olabilir, bir de şuradan gelebilir. Belki çıkar. Yetersizse, bu arada çıkarım sorusuymuş ya. Çıkarım sorusuysa hiç boşuna uğraşmayın. Pasajdan doğrudan bir şey çıkmaz. Sen şıkları okuyacaksın. Ne okuduyup ne anladıysan, understand ya, oradan kendin bir yorumda bulunacaksın. Hocam bu kurtarma çalışmaları kötü bir şekilde etkilenecektir. Etkilenecek. Adverse, bad anlamındaydı. Adverse. Reverse, side, yan etki. Yani converse, ters diyeceğiz bunlara. Şunların anlamı ters. Ters. Tamam, ters. Bildiğimiz ters. Adverse aynı zamanda kötü anlamındaydı. Damaging,
harmful, hazard, detrimental, kötü, zararlı anlamlarına gelebilecek, dire, bitter, unfavorable gibi anlamları var. Unwanted. Dire, bitter, istenmeyen kötü bir etkiye sahip olacak, etkilenecek. Efekt neydi? Impact, influence, etkilenmek anlamındaki kullandığımız kelime. Geçtik. Doğru cevap adına gibi görünüyor şu anda. Risk altındaki popülasyon daha güvenilir, daha safer bir bölgeye taşınmak zorundadır, taşınmalı. Hocam evacuate'i biraz önce yazdık zaten şuraya. Evacuate. Böyle bir olay yok. Tamam, yukarıda da burada da şıkta da eledik aynı şekilde. Displace yok, remove yok. Hocam problem is facing. Şurayı alalım. Problem is facing relief dediğimiz ne olacak bunlar? Which faces relief worker diyerekten. Yani sosyal hizmetler çalışanı dediğimiz bu ekibin yüzleştiği problemler çok açık olmayacak, çok belirgin olmayacak anlamında kullanılmış. Obvious, evident, clear anlamında kullandığımız. Conspicuous, açık, net, belirgin anlamlarında kullandığımız. Evident, clear, apparent, visible. Visible, obvious, evident, clear, conspicuous, apparent, visible, açık, net, explicit, transparent. Transparent, açık, net, belirgin olmayacak diye bir şey yok hocam. Böyle bir şey de okumadık. Hocam relief çabaları, kurtarma çabaları diyelim. Durumu iyileştirmek için ikiye katlanmak zorunda. Double, katlanmak anlamında, multiply. Double anlamında, ikiye katlamak anlamında kullandığımız katlamak, ikiye katlamak. Improve, geliştirmek, iyileştirmek. Heal olarak alabiliriz burada. Ayrıca geliştirmek anlamında foster, augment, arttırmak, enhance, developed anlamları, developed anlamlarında geliştirmek, geliştirmek, advance aldık mı? Advance gibi kelimelerle kullanabiliriz. Durumu, şartları geliştirmek. Situation aldığın zaman condition, yukarıda çıktı. Circumstances, occasion, circumstances, occasion, case, şart, durum, olay, vaka anlamlarında. Incident'ı da alalım, event'ı da alalım, olay, vaka. Şunlar biraz da olay, vaka, şunlar da durum. Durumu, şartları geliştirme için ikiye katlanmak zorunda. Böyle bir şey de yok. The amount of manpower, insan gücünün miktarı. Available, tüm means, araçlar tarafından artırılmak zorundadır. Available'ı yazdık zaten biraz önce. Means, araç, vasıta anlamında. Vehicle, means, araç anlamında kullandığımız. Means, işte aparatus, tool gibi araç olarak kullanabiliriz. İşte medium falan da var. Medium, araç olarak kullanılıyor. Medium, araç. Increase, artırmaktı. Increase'leri bir hatırlayalım. Increase, soar, ascend, rise, climb, mount. Sonrasında elevate, escalate, levitate. Sonrasında artırmak anlamlarında kullandığımız kelimelerden upturn, proliferate. Bu biraz daha çoğaltmak, üremek anlamında kullanılmakta. İşte swell, surge, artırmak, boost, artırmak olarak gördüğümüz artırmak anlamlarında. Başka spread, yayılmak anlamlarında kullanılan kelime. Evet, artırmak anlamlarındaki kelimeleri gördük. Evet, burayı bu şekilde aldık. Gördüğünüz gibi o zaman doğru cevabımız burada Adana olacak. Çünkü kötü bir şekilde etkilenmektedir. Yani uygun şeyleri bu tarafa yönlendirirsek çabamız şuradaki detract from'un karşılığına istiyor sizden, haberiniz olsun. Detract from azaltır anlamını. Bakın şurada herhangi bir faydalı bir ürün vermeden azaltırı şöyle aldık. Tamam. Adverse affected, kötü bir şekilde etkilenmektedir. Bursa, Edirne ve Adana doğru cevaplarımız. Evet, bu partımızı da bu şekilde bitirdik. Bundan sonraki partımızda üniversite isteyen ikinci partımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bütün sınavlarda atak yapın.